Merhaba arkadaşlar, ben 11. sınıftan Abdülhaniz. Bugün sizinle birlikte Chief Feeder'la bir uygulama yapacağız. Bir de farklı komut göreceğiz. Neyse, yavaş yavaş başlayalım hemen. Cosmic Robotics'imizi açıyor. Cosmic Robotics'i açıyoruz. Buradan robotumuzu seçiyoruz. Palette Assembly. Tabi Open deyince video şeklinde açacak, film klibi şeklinde. Böyle açtı. Onun çözümü ise hemen gösterelim. Bunu kapatalım. Cosmic'imizi de kapatalım. Şimdi bilgisayardan YRLDX.c Program Files Didaktik Cosmic Robotics Models. Sonra robotumuzu seçiyoruz. Palette Assembly. Palette Assembly'yi buldum. Sonra model diyoruz. Buna sağ tıklayıp birlikte aç diyoruz. Cosmic diyoruz. Açılıyor Cosmic'imiz otomatikmen. Bugün hazır komut, ay hazır pozisyon kullanacağız. Hemen pozisyonun burada komutumuzu silelim. Hazır pozisyonlarımızı alalım. Aldım hazır pozisyonlarımızı. Yapıştırıyoruz. Evet. Ben bu pozisyonlara göre şu paleti 50 mm geri çekeceğim. Hemen yapalım. Objeden paletimizi alıyoruz. Pozisyonları x'ini 50 mm geri çekiyoruz. 200 yazıyoruz ve oldu. Şimdi çift feeder'ı kullanacağımız için bir tane daha feeder eklememiz lazım. Miss General's Mechanics'ten Gravity Feeder ekliyoruz bir tane. Sonra bunun pozisyonlarını ayarlıyoruz. Feeder Gravity. Bu feeder ilk kendi verdiği feeder, otomatik verdi. Bu feeder Gravity'da biz kendimiz aldık, ekledik. Hemen pozisyonları yazalım. X'i 250, Y'si eksi 248, Z'si işte 500. Bu da roll eksi 45. Şöyle bir gösterelim. 250, 248, 500, eksi 45 arkadaşlar. Neyse, kapatalım. Şimdi şöyle bir editten reset worksel. Şimdi arkadaşlar şöyle diyeyim. Bu feeder aldığı zaman bu alta düşmesi için bunun otomatik bağlantıları var. Bunun bağlantıları yok. Bu ilk son eklediğimiz için. Bunun bağlantılarını gösterelim. Feeder grav'ın input'unu, robotumuzun output'un next part'ına, next part buraya, bunu buraya aktarıyoruz. Feeder grav, şöyle göstereyim. Feeder grav input, next part'ı robotumuzun output'una, yani next part'a yüklüyoruz ve bağlantımız kuruldu. Şimdi bugün farklı bir komut göreceğiz, palet komutu. Yavaş yavaş başlayalım biz. İlk bir tanımlamalar yapalım. Şöyle RAM tanımlamalar diyoruz arkadaşlar. Tanımlamalar. Def int n. Sonra def pos palet no. Ben bunu göstereceğim, anlatacağım. İlk şöyle bir tanımlamamızı yapalım. İleride ne işe yaradığını göstereceğim. Dev plt 1, pardon, şimdi uçtuk. P 4, eksi yazdım yanlışlıkla. P 4, sonra P 7, P 8, P 11, 4 nokta 2 nokta 1, yani virgül. Sonra n eşittir 0. Tamam, şu an tanımlamamız yaptık. Sonra devam edelim. RAM güvenli noktaya gidiş. Tamam. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. MOP33 Open1 DLI1 RAM birinci feeder'dan küpleri alma diyelim. Şimdi birinci alma noktamıza bakalım hemen. P2'de MOV P2-40 MVS'le P2'ye inelim. 1 saniye bekleyelim. Eli kapatalım. 1 saniye bekleyelim. Sonra MVS'le geri P2'nin
Eksi 40'dan çıkalım. Tamam, bu tamamlı. Şimdi bu birinci fidra alma şeyi. Şimdi malzeme bırakma işlemi ne eşit? Şöyle indirelim. Malzemeleri. RAM'ı yazmayı unuttuk. RAM. Malzemeleri. Bırakma işlemi. Ne eşittir ne artı bir palet no eşittir plt bir nokta ne mov palet no eksi 40 mvs palet no bir saniyeyle el aç bir saniyeyle mov palet no eksi 30'una çıkalım. Sonra başa dönsün. İlk bir satırını varsayalım. Çünkü başa döneceğimiz için şu 110'a tekrar dönsün. Go to 110. Şimdi satır numarası verelim. Hata verdi bir tane. Bakalım. Palet no plt1. Hata vermedi, evet. Reset Roxel'den startlıyoruz. Alıyoruz. Şimdi bunu anlatacağım. Şimdi S parça hareket etmedi. Onun için şu bölgeye S parça eşittir 1. S parça eşittir 0. Bakalım bunu tanımlamayı unutmuşuz. Bu bizim feeder'ın hareket. Onu şurada tanımlayalım. Def io s parça eşittir bit virgül 1. Şimdi onu tanımladık. Bunu yani değiştirebiliriz. Onu ayar, her türlü ayarlarız. İlk bir şöyle bir deneyelim. İşlemimiz ne yapıyor bakalım hep beraber. Hata vermedi. Bakalım ne yapacak. Hep beraber görelim. Sürekli aynı yere koyacak. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sürekli yerine saymasının nedeni ise şu 4'tür. Bunu ne yapıyoruz? Çünkü burada ne artıyor sürekli 1. Ne eşittir ne artı 1. Sürekli artı için. Neyse Saturn'uma... Pardon yanlış yerdim. İlk bir satır numarası verelim. Sonra derleyelim. Edit reset roxel startlayalım. Şu an doğru düzgün diziyor. Sıkıntı arasını zaten kendi buluyor yani. Şimdi birazdan değiştirelim, görelim. Tamam. Stop. Bu kadar. Şimdi mesela bunu değiştirelim. 3. Bununla bir 3 yapalım. Bir değişiklik görelim. Nasıl bir değişiklik göreceğiz? Demek ki
Tamam. 3-3 dizdi. Yani şöyle göstereyim. Şimdi palet P4 ile P7 arası, P8, P11. Şöyle göstereyim. 4, 7, 8 arasındaki 4 ile 7 arasındaki 3 nokta. P8 bir de P11. Bunların arasında da 3 noktayı buluyor. Yani otomatikmen buluyor. İstersen buraya 5 yazalım. Mesela 5 yazarsak ne olacak? Onu da gösterelim. Arasında ne olacak? Nasıl bir ilişkilendirme? Görelim. Birazdan diğer feeder'ımızı da kullanacağız. İşte arkadaşlar 5 tane dizdi bu sefer. P4 ile P7 noktası arasına. Şimdi arkadaşlar bunu gördük. Şimdi bu taşmaları, yani bu bölgeyi K komutu ile yapacağız. Yani K komutu ile atacağız ama yani K komutu tam kullanmayacağız gibi diyelim. Çünkü çift feeder çalıştırmak için. Şimdi hemen şuraya tanımlayalım. Def inte K diyoruz. Şuraya da K eşittir 0 diyoruz. Neyse tamamladık. Şuraya da şu bölgede K eşitti K artı 1 diyoruz arkadaşlar. Neyse tanımladık. Satır numarası verelim. Şimdi bu biraz karışmaması için. Şimdi ikinci feeder'ımıza geçiyoruz. P20 alma, P20, P30'da bırakma. Onun için de tekrar bir komut yazalım. Şu bölgeye. RAM ikinci feeder'dan küpleri alma. MOV P20 -40 MVS P20 1 saniye beklesin. Eli kapatsın. 1 saniye beklesin. MVS P20 yukarı çıksın. S parça eşittir 1. S parça eşittir 0. Tamam. Şu an ikinci feeder'ımızı aktif ettik. Şimdi bu K süre bir çalıştıralım, öyle göstereyim size. Şuraya atlamamız lazım çünkü direkt bu işlem yapar. Go to 350'ye geçsin. Bir derleyelim. Satır numarası vermeyi unuttum. Edit'ten Reset Worksel'den şimdi başlasın. P2 aldı. Direkt o işleme geçti. Sıra sıra düzüyor. Şu an biz 5 ayarlamışız. 5 dizer. Evet arkadaşlar. İlk feeder'ımızı yaptı. Şimdi ikinci feeder'ımızı çalışmak için K eşittir K artı 1'in altına if then else komutuyla, iyi bakın, K eşittir K büyüktür eşittir 9 ise go to 250 çalıştırsın, değilse go to 150 çalıştırsın.
Olay bundan ibaret. Burada GOAT'u 150'yi çalıştırıyor bunu. Nereye yollayalım? GOAT'u 140. Bu 140'ı çalıştırsın. Sonra düzeltiriz bak. Bir kontrol edelim. GOAT'u 140 doğru. Tamam doğru. Neyse şimdi tekrardan bakıyoruz. Buraları istesen değiştirelim. Ne yapalım? 4 2 1 yapalım. Öyle görelim. Hitten Reset Orksel diyoruz. Saturn derliyoruz ve start diyoruz. İzliyoruz. Sıra sıra diziyor küplerimizi. Evet arkadaşlar, sıra satıyor. Şimdi bunu geri yerine koydu. Şimdi bakacak. K'mız 9 ise sıra sadece dizmeye devam edecek arkadaşlar. Yani tek komut ile bir büyük bir işi bitirdik. Diziyor. Zikzak çiziyor arkadaşlar. Böyle 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 zikzak çiziyor. Tamam. Bunu durdurmak istiyorsanız kaçtır onu şöyle yaparız. Kaçtır. Om iftenesi kullanacağız pardon. Kaçtır 16 mı? 17 ise durdursun. Yoksa GOAT'u bunu bir üste alalım çünkü karışık çıkmasın. Şunu silelim. Şunu da bir üst satır alalım. Yoksa bizim bir alt satırımızı çalıştırsın. Satır numarası verelim. Tamam, satır numarası verdik. Derleyelim. Bir sekunde. Startlayalım. Şu an başladı. Sıra sıra diziyor. Evet şu an sıra sıra diziyor arkadaşlar. Zikzak çiziyor. Çünkü ben ayarladım. Onu ne kadar birazdan işlemi bittikten sonra tekrar değiştireceğiz o işlemi. Devam ediyor. Şu an ikinci feeder'ımızdaki küplerimizi yerleştiriyor. Şu an diziyor. Kaçtır ya 17 ya 16. Baş aldı ve 17 ise dur dedim ve 17'de durdu. Evet arkadaşlar, çizimimiz bu kadar, yani işlemimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.